Evet, bu güzel kar manzarası eşliğinde herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Nasıl yaya görüyor musunuz? Kalktığımda bu kadar değildi. Böyle üstüme geliyor gibi ya cama, çok hoşuma gidiyor. Evet, bu havada markete gitmem lazım. Benim planlarım bugün iyi kalkarsam Kozlu'ya gitmekti. Tabii karı beklemiyordum bu kadar şiddetli yağacağını. Arabayla alışverişe gidecektim. Dolabım bomboş. Yani mecbur buraya BİM'e gitmem lazım. Nasıl yağıyor? Bu kar acayip doldurur. Geçen okullar tatil oldu. Bu karda okullar tatil olmadı. Sabah yarenler zor gitti. Sisten göz gözü görmüyordu. Allah'a emanet. İnşallah hayırlısıyla gelirler. Sesim de daha iyi de tam düzelmedi. Ama kendim iyiyim, şükürler olsun. Sizler de umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilikler versin, sağlık versin, huzur versin. Öyle işte güne başladık bakalım. Şimdi çayımı demledim. Kendime yumurta haşlıyorum. Aç karnına pekmez yedim bir kaşık. Öyle bakalım, markete hep beraber gideriz inşallah. Gidebilirsek tabii. Yaren bile okuldan geldi. Kardan dolayı. Şimdi böyle hafif durmuşken mecbur markete gitmem lazım. O kadar çok eksiğim var ki. Arabam aynı karlar içinde kalmış. Gösteririm dönüşte size. Çok yağdı. Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu havada hiç çıkmazdım inanın. Çünkü hemen hemen 2 gündür çıkmadım sayılır. Ama süt, yoğurt, makarnam bile yok. Şimdi tavuk alacağım. Tavuklu pilav yapacağım. Dün yarine beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Püreli güzel köfte yaptım. Harika bir tarif oluyor. İnşallah bir gün yine videoya da çekerim. Şu beyefendi geçiyordu da kapattım. Kendi kendine ne konuşuyor demesin diye. Öyle işte bugün de tavuk alacağım. Tavuklu pilav yapacağım. Ablamlar işe zor gitmişler. Şöyle çöpü atalım. Hadi BİM'e gidelim. Aktüellerden bir şeyler kaldıysa da çekerim sizlere. Ama ne güzel görünüyor. Karda böyle manzarasına bayıldığım çam ağaçları. Hele Ankara-Zonguldak yolu kar yağınca o kadar güzel oluyor ki böyle. Araba geliyor. Ben şimdi BİM'e geldim. Bu benim aldığıma benziyor gerçekten. Ne kadar? 209 TL. Kalmış bakın. 249, bu 90 TL. Yani az bir şey kalmış bu tencerede. Şuradan süt alayım. Ben almaya başladım. Yoğurt alalım. Tava yoğurdu yok galiba. Aynen yok. Yarın ayran istedi de. Bu tava yoğurdu bu ara niye yok acaba? Bakacağım çünkü bakmadan alıyorum. Eve gidiyorum bakıyorum kırık. Şöyle bir tane alayım. Yoğurt mecbur normal aldım. Tava yok. Tabii bunu iyi kapatalım. Tavalar gelmiş. Ne kadar? 90 TL. Terlik var, masa örtüsü. Şöyle çelik tava var. Çok da kalabalık. 119 TL. Bakın güzel şöyle saksılar var. Annem şöyle buna benzer bir bardak almış ama bundan değildi. 35 TL. Termoslar. Şöyle kahvaltı seti. Yine şunlar gelmiş. Orada bıçak da var bakın. O bıçaklardan da gelmiş. Ben şimdi kahvaltılık da alayım. Hiç peynirim falan yok. Hiç hem de. Ay zeytin de alacağım bir saniye. İlk zeytin mi alsam? Yok. Bu sefer süzme almayacağım. Hep süzme alıyordum. Şöyle bundan alayım bir tane. Şimdi BİM'den aldıklarımı eve bıraktım. Kar başladı. 101'e gidiyorum. Dediğim gibi bayağı eksiğim vardı. Arabama bakın. Ben nasıl temizleyeceğim bunu? Göstereyim şimdi size. Vallahi bunu birazcık böyle üzerinden atsam iyi olacak. Eldiven taksaydım keşke. Birazcık temizleyeyim çünkü devamı geliyor. Vallahi 101'e gidene kadar şöyle attırıverelim arkadaşlar.
daha üstüne gelirse, çünkü zorlanacağım bu sefer. Vallahi ya. Keşke otoparka indirseydim. Temizlemeye çalışayım, durun. Bu sefer donuyor. Temizlemesi daha zor oluyor. Temizleyeyim, sonra 101'e gidelim. Evet, hadi. Zafer benim. Temizledim ama gördüğünüz gibi dakikasında doluyor. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? En azından o şeyini almış oldum. Böyle çok ince yapmasam da. Allah'tan ellerim donmadı. Buz olmadığı için. Normalde fırçayla iniyordum da. Bu sefer böyle görünce temizleyeyim dedim. Haydi bakalım. Yarın yine dolacak. Eve geldim. Saatte 3'ü geçti. Hemen üstümü falan çıkardım. Sırılsıklam terledim 2 kere gittiğim için. Hemen giderken ıhlamur yapmıştım. Birazdan onu içeceğim. Sıcak sıcak. Ablam aradı. Onunla konuştum. Elif'le birbirimize ses attık derken, şimdi aldıklarımı çekeyim. Hemen tavuğu ocağa atayım. Burası 500 TL tuttu arkadaşlar. Yaren bile şaşırdı yani. Anne, burası 500 mü tuttu diyor. Evet kızım dedim. Geçenlerde Yozgat vlogumu izleyen bir arkadaş yazmıştı. Buradan selam olsun. Adını unuttum. Ne kadar güzel, ne çok her şeyi bol bol alırmışız, her şey ne kadar ucuzmuş demiş. Aynen öyle gerçekten. Şimdi neler aldım? Yarın çıkamam diye bir tane normal ekmek, bir tane tam buğday aldım. Bunu buzluğa atacağım. Bir tane bile makarnam yoktu. İki makarna aldım. Arpa şehriye aldım. Tel şehriyesi de yoktu ama 101'inkini beğenmiyorum. Onun markasını almadım. Bir tane tavuk aldım. Niye kanat falan almadım bilmiyorum gerçekten. Zeytinim sonunu koymuştum. Pazardan alıyorum biliyorsunuz ama gidemediğim için Marmara Birlik aldım. Epeydir şöyle Nutella almamıştım. Tereyağım azdı. Tereyağı aldım. Beyaz peynir aldım. Yumurta. Normal kaşarı tüketemiyoruz. Şöyle dilim kaşarı aldım. Bunu tosta seviyoruz. Kahvaltıda da seviyoruz. Bir de patateste falan da güzel oluyor. Kremalı patateste, yumurtalı patateste. Yaren şöyle acı biber istedi. Yoğurdumuz, ayranımız, sütümüz, çayımız. 101'de bunlar vardı. Taze taze bunları aldım. Mor lahana, armut. Sanırım sayım yapılmış. Ben de onu almışım. Limon aldım, muz aldım. Bunu Bim'den aldım. Normalde çeri domates alıyorum ama domates çok güzeldi. Salkım domates mis gibi kokuyordu. Elma aldım. Portakal biraz vardı evde. Taze nane çok güzeldi. Bunu böyle labnenin üzerine koyup yemeyi çok seviyorum. Mis gibi koktu. Taze nane aldım. Sucuk aldım. Yarene sosis aldım. Bir iki tane çikolata aldım. Bir tanesini kızım aldı. Şöyle bunun paketi geliyordu önceden Bim'e ve çok güzel oluyordu. Şöyle görünce bir tane aldım. Yaren de ben de seviyoruz. Aldıklarım böyle arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştireyim. Güzel bir ıhlamur içeyim. Ama ondan önce ilk olarak tavukları haşlamaya koyalım. Pirincimizi de ıslatalım. Dünden tarhana çorbamız var. Öyle yani. Bugün yemek sorununu da çözmüş olacağız. Salata da yapacağım yanına. Bol limonlu. Rabbim herkese alım gücü versin. Bizlere de sağlıkla, huzurla yemeği nasip etsin inşallah. O zaman bana kolay gelsin. Birazdan tekrar mutfakta buluşuruz. Ben bugün sanırım mutfaktan çıkamayacağım. Bulaşık makinesi de bitmiş. Böyle full doluydu. Bunları da süzülsün şöyle. Yerleştireceğim inşallah. Evet, ikinci kupa ıhlamurumu içiyorum. Tavuğum da kaynıyor. Birazdan altını kapatacağım. Pirinçleri de suya koydum. An itibariyle kar başladı. Hatta ablam şimdi video attı bana. Burada çok yağıyor, yeşil dedi. Onları da belki erken çıkaracaklardı ama çıkarmamışlar. İnşallah hayırlısıyla herkes evlerine ulaşır. Bayağı bir tipi gibi oldu arkadaşlar. Yarın daha çok yağacakmış, öyle diyorlar. Evet, o zaman bana afiyet şifa olsun bakalım. Böyle oturayım karı izleyeyim. Bugün bol bol doya doya. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Nasıl güzel yağıyor. Evet, saat 5'i 10 geçiyor. Yavaş yavaş pilavımı ocağa atayım dedim. Sıvı yağla tereyağımı koydum. Pirinçlerim sudaydı zaten. Bunu bilerek böyle birazcık çok yapıyorum. Çünkü ertesi gün de yiyoruz. Sabah söyledim mi bilmiyorum. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım gördüler. Dün patates püreli köfte yapmıştım. Gerçekten Ramazan'da da çok güzel oluyor. Bugün de artık böyle olsun dedim. Her gün yemek derdi işte.
hem konuşalım sizle. Yoksa tavuklu pilav yapmayan yoktur. Yani ben bunu nohutla ekleyeyim mi? İstemiyor mu? Nohut istemiyor. Ocak peyni yemekten sonra silerim güzel. Şimdi bu kavrulsun. Tavuklu da şehriye kullanmıyorum. Kavrulduktan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle kaşığın ucuyla azıcık bir şey şeker ekleyeceğim. 1-2 damla limon. Normal pirinç pilavında yapmıyorum ama bu tavuklu pilavda o şekilde yapıyorum. Şu sarılık kalmıyor, tereyağın verdiği sarılık. Böyle bembeyaz tane tane bir pilav oluyor. Yağ kızmıştı aslında ama. Şimdi kavrulsun bakalım. Tavukları bu şekilde didikledim. Bir tanesini buzluğa attım. Bize 3 tane fazla geliyor. Evet, pirinç yeteri kadar kavruldu. Şimdi tavuk suyunu ekliyorum. Normal su da ekliyorum bazen ama bu tam gelecek sanırım. O yüzden normal suya gerek kalmadı. Evet. Hatta un almayı unutmuşum da, yemekten önce mi sonra mı bilmiyorum, gider miyim? Şu kadarcık şöyle şeker, az bir şey. Bir de böyle limon. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama yeni yeni arkadaşlarımız var. Onlara da püf noktası olsun. Tavuklu pilavı böyle yapıyorum. Şimdi tavuklara da tekrar tuz ekleyeceğim. Resim paylaşmıştım. İstanbul'da falan bu kadar çok yağmadı diyen arkadaşlar var. Bizde hala tipi gibi yağıyor, inanın kar. Bir duruyor, bir yağıyor. Şöyle tuzumu da ekleyelim. Ay, bulaşık makinesinde tencereyi koyacağım diye açık bırakmışım. Tavuk suyu kaynardı diye ısıtmadım ama birazcık daha kaynaması gerekiyormuş. Kapatalım, kaynamaya başlasın. Hemen altını kısalım. Ben sofrayı kurdum. Şimdi Yaren'i bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dumanı üstünde pilavımız, çorbamız, salatamız. Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Ayranları da doldurduk. Şimdi kızım gelsin, karnımızı doyuralım. Ondan sonra bulaşıkları ayarlarım. Ocağı falan silerim. Saat şu an 6'ya 10 var. Bugünü de böyle bitirmiş oluruz Allah izin verirse. O zaman bize afiyet olsun. Evet, yemeği yedik arkadaşlar. Bulaşıkları ayarladım. Ocağımı güzel sildim. Yatak odasına geldim. Bu yastıklarım kaç gündür böyle boşaltıldı, yıkandı. Yerleştirilmek üzere, didiklenmek üzere beni bekliyordu. Hastalandığım için ertelemiştim. Bir de şu yüzleri tekrar diktirmeyi düşünüyordum. Kötü oldular. Ütülemedim zaten vallahi. Böyle doldurdum içlerine. Elyafları tek tek didikledim. Bir tek dikmesi kaldı ama dikmesinde de kararsızım. Acaba dikmesem mi diyorum. Çünkü neden? Bu salondaki yer yastıklarım. Bunlara ben biliyorsunuz kılıf diktirmek istiyorum. Sizlere de söylemiştim. Acaba diyorum, kılıf diktirirken bunların yüzlerini de yenilesem mi? Çünkü bayağı bir kötü olmuş. Eşim yer yastığı kullanmayı çok seviyor. O yüzden bunları da atmıyorum. Bunlar 4 taneydi. Böyle kala kala 2 tane kalmış. Işık yine pırpır yapıyor. Şöyle alayım. Öyle bir kararsızım. Şimdi buraları süpürmem lazım. İster istemez böyle pamukçuklar döküldü. Çok şükür bunu da yaptım. Kafam rahatladı. Yüzlerim yalnız bayağı bir yıpranmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Onda özellikle bayağı bir yıpranmalar var. Dediğim gibi değiştireceğim diye ütülemedim de. Öyle, bunu da halletmiş oldum günler sonra çok şükür. Şimdi çok geç olmadan eve şöyle bir süpürge tutayım bakalım. Evi süpürdüm. Şöyle dışarı çıktım. Nereye gidiyorum? Markete gidiyorum. Un almayı unutmuştum. Yarın gözleme yapasım var. Yarın da daha çok kar yağacak dediler. Dedim bugünden çıkayım. Yaren de bir iki bir şey istedi. Öyle gidiyorum şimdi. Geçen sefer mesela kar yağsa da anormal bir soğuk vardı. Ama bu sefer bilmiyorum, çok şükür ya, ben üşümüyorum herhalde. Güzel yani. Böyle hafiften de yağıyor. Hem akşam yürüyüşü olsun dedim. Hem de onları alalım. Yarın dediğim gibi inşallah kendimi iyi hissedersem buzluk için gözleme yapacağım. İnşallah. En son bu unu kaça aldım hatırlamıyorum ama şu an paşalarda 60 TL olmuş.
Bir de bir iki tane ıvır zıvır aldım. 70 TL tuttu. Yani bugünkü alışverişim 500 TL'ydi. Bunlarla birlikte 570 TL tuttu arkadaşlar. Yani yuvarlak 600 diyeyim artık ben size. Öyle. Şimdi bunu da yerine kaldırayım. Bir Nescafe suyu koyayım. Nescafe içeceğim. İnşallah. Ha, varmış. Su yok zannettim ya. Bilmiyorum. Diğer unlar da güzel ama en güzel bu. Evet, buzluktan çıkardım. Sizlere göstereyim şöyle. Bakın aynı ilk günkü gibi üzerine pudra şekeri serptim. İki tane çıkardım. Yaren canı istemedi. Bir tanesini şimdi yiyeceğim. Radyoyu kapatalım. Şimdi kahvemizi alalım. Dökmeden inşallah. Dün mü çekmiştim? Yok, 2 gün önce çektiğim o harfli kupaları çok beğendim. Allah kısmet ederse onlardan şöyle bir tane Y harfi alacağım. Yine sesim, ay döktüm. Döktüm, gördünüz mü? Şöyle en sevdiğim böyle loş ortamda hem kar seyredeyim, gerçi birazcık durmuş, hem de haberlere bakayım. Her yer bembeyaz. Evet, saate 9:30 yaptı. Kapanış için karşınıza geldim. Az önce eşimle kameralı konuştuk. Ondan önce eniştemle ablam aramışlardı. Uzun uzun onlarla sohbet ettik. Çayımı da demledim. İçeyim mi içmeyeyim, bir kararsız kaldım. Sonra dedim sıcak sıcak içeyim. Bu ara çaydı, ıhlamurdu, kekik çayıydı. Böyle her şeyi bir karıştırdım gibi. Dün akşam da tarif veren arkadaşlarım vardı Instagram'dan. Öyle yani, daha iyiyim. Sadece sesimde kısıklık var söylediğim gibi arkadaşlar. Bugün izlediğiniz market alışverişi yaptım. Demin ablamla enişteme de diyorum, makarnam bile kalmamıştı. Ablam hatta beni bekleseydin beraber gitseydik dedi. O bana kıyamıyor, ben ona kıyamıyorum. Ben bugün Yaren'i bile getirmedim. Hani soğuk olunca dedim o benle çıkmasın. Güzel hallettim. Açıkçası bugün bu kadar kar yağacağını tahmin etmedim. Evet, uyardılar ama hani ben yine geçenki gibi yağar, öğlen erir diye düşündüm. Ama güzel kar yağdı. Hatta yarın daha kuvvetlisi yağacakmış. Olsun, barajlarımızda olsun, en azından su sıkıntısı falan çekmeyiz. Her şey bol bol olur inşallah, yeşillikler falan. Öyle işte arkadaşlar, birazdan çayımı da içeceğim. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet, bu videoyu cuma günü çektim ama edit yaparsam cumartesi yayınlayacağım. Ama cumartesi yayınlayamazsam da pazar günü buluşuruz. Ben de 2 gün dinlenmiş olurum Allah izin verirse. Buradan Kayseri'ye Tuğbacığıma selam olsun. Bir güzel katmer gözleme yaptı, şöyle tahinli. Tarış yağı mıydı? Evet, tarış yağıydı. Bugün BİM'den ona bakacaktım, unuttum ben. Neyse, şeyi de unuttum zaten. Neydi adı? Tahini de unuttum. Ay, bu ara çok unutkanlık var. B12 de içiyorum halbuki. Neyse, öyle aynı bizim gibi sardı falan. Hatta canım arkadaşım bana böyle video gönderdi. O kadar canım istedi o gün, anlatamam. Ben de böyle bir iki tanesini acaba öyle denesem mi dedim. Hiç o şekilde yemedim. Çok güzel oluyormuş. Kayserililere buradan selam olsun. Gözleme yapasım var, buzluğa koyasım var söylediğim gibi Ramazan için. Özellikle sahurda falan böyle ama bilmiyorum kısmet olur mu, artık yaparsam hep beraber yaparız. Unu da aldım. Zaten gördüğünüz, alışveriş de yaptım. Bir böyle detaylı pazar alışverişi kaldı. O da kar eridikten sonra Allah kısmet ederse yaparız sizlerle beraber. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Ha, bu arada kapanışı yapmadan Zekiyeciğime, arkadaşıma buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Testim maalesef pozitif çıkmış ama inşallah daha iyidir. Onunla özelden görüşemiyorum. Sadece YouTube yorumlarda görüşebiliyorum. Artık oradan sordum. İnşallah bana dönüş yapacaktır. Rabbim şifalar versin. Şu an hasta olan bütün kullarına, Allah'ım hastanede olanlara, yatakta yatanlara dert verip derman aratmasın. En acilinden şifalar versin inşallah diyorum. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her birinizi öpüyorum. Hoşça kalın.